küçücük şey yüzünden ben iki videodur mağdurum. Hareket edemiyorum. Ay nefes alamıyorum. Buradan babamı sesleniyorum. Sence artık o da bulaşık makinesi alma zamanı gelmedi mi? Ben bunu da geçen videoda karakolda demiştim ama bu bildiğiniz print farklı arkadaşlar. Ne yapayım ya? Ne yapayım arkadaşlar? Ya bu kadar yapabiliyorum. Ben de bir insanım. Bence gayet güzel bir çabuk oldu. Yani okuldan en erken 7-7.30'da çıkacağım. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halaycığım Muallime. Ya çok mutsuzuz. Yine aynı hatayı yaptım. Bile bile lades dedim. Çünkü mikrofonumla video çektim ve beklenen son yine aynı şey oldu. Bir saattir düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaki paraziti ayırıp işte sesi yükseltmeye çalışıyorum falan ama olmadı. Tarçın da burada beni motive etmeye çalışıyor. Annesi, neden bunlar geliyor başımıza? Bebeğim, aşkısı. Ya ben de salmaya karar verdim. Olmuyorsa olmuyor. Ne yapayım? O yüzden bugün video yok. Zaten iki video geriydim. Şimdi üç video geride olacağım. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bugün sabah dinlenmek istedim. Gece yine kötüleştim. Boğazım çok kötüydü. Ve bu hafta hiç dinlenemediğim için biraz kendime vakit ayırmak istedim. Ondan sonra kalktım video çektim işte. Yani olmadı. Ne yapayım? Ve evle ilgili hiçbir şey yapmadım. Alışveriş yaptım ama. Yani bir takım ciciler aldım. Bu sene doğru düz bir şey almamıştım kendime. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Şimdi hedeflerimi açıklıyorum arkadaşlar. Bu akşamki hedeflerimi açıklıyorum. Bulaşık yıkamak, çamaşır yıkadım, onları asmak ve en azından bir odayı toparlamak. Şu an saat 7 sanırım. Çünkü daha fazla hedef koyamıyorum. Bunları anca yaparım diye düşünüyorum. Ne yapayım ya? Ne yapayım arkadaşlar? Yani bu kadar yapabiliyorum. Ben de bir insanım. Görüyorsunuz çabalıyorum ama bazen de olmayınca olmuyor. Şimdi yarın 2 video yüklesem. Ben şimdi 3 video gerideyim değil mi? Yarın 2 video yüklesem. Pazartesine bir video yükleyebilirim. Çünkü pazartesi arkadaşlar burada değilim. Salı o yorgunlukla bir video yükleyebilirim. Ya hafta içi var ya o kadar yine yorulacağım ki. Zaten ben normal videoları zor yetiştiriyorum. Bir de her gün 2 video yüklediğimi düşünsenize. Ne zaman yükleyebilirim ben şimdi? Cuma 2 video yüklesem. Tamam mı? Cuma 2 video yüklesem. Yok yarın 2 video yüklesem. Yarın 3 video yükleyebilir miyim? 3 video da çok ya. Neyse arkadaşlar halledeceğiz tamam. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Olmuş artık. Olmuş lövmüşe çare yok değil mi? Kahvaltımı çok geç yaptım. Saat 3.30'du sanırım. Yulaf lapı hazırladım kendime. Onu yedim. Şu an o yüzden tokum. 2 kere kahve içtim. 1 kafeinsiz filtre kahvesinde kahve yaptım. 2 az önce sinirlenince kendime bir bardak kahve yaptım. Onu içtim. Şimdi gidip su koyayım. Su kaynayana kadar çamaşırlarımı asayım. Gıcı kendimi tamam temizliğe adayacağım arkadaşlar. Eğer bugün gerçekten evi şöyle bir dip bucak temizleyebilirsem artık ne zaman uyursam bilmiyorum. Yarın da erkenden kalkıp videolarımı çekip yavaş yavaş yükleyeceğim ve quizlerime bakacağım. Ve ertesi gün için hazırlık yapacağım. Çünkü arkadaşlar pazartesi Trabzon'a gidiyorum. Gerçi bir çantayla gideceğim hazırlık dediysem. Ama çok yorucu olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü dönüş biletimi ben gece 3.30'a aldım. Her ihtimali karşı. O yüzden havalında kalacağız. Sabah da eve gelmem. Belki 6.30-7'yi bulur. Bir saat uyuyabilirsem. Salı günü saatlik uykuyla okula gideceğim. Ve salı günü MESEM sınavım var. Yani okuldan en erken 7-7.30'da çıkacağım. Neyse telaşı kesme halledeceğiz. O zaman arkadaşlar size bir sonraki merhaba deyişimde en azından bir mutfağı temizlemiş olacağım. Söz veriyorum. Arkadaşlar tam 2 saattir mutfaktayım. Şöyle parmaklarımı göstereyim. Bulaşık yıkamaktan buruş buruş oldular. Bu arada kendime brokoli salatası yaptım. Geçen gün marketten almıştım. İçine havuç koydum. Patates gözükmüyor ama patates haşladım. Nar ekşisi, limon, bol sarımsak, zeytinyağı, tuz, kırmızı pul biber. Bir de jalapeno turşu koydum. Üzerinde biraz ceviz. Şimdi bunu hüpleteceğim. Daha sonra giyim odasını toparlamaya geçeceğim. Ertesi günden selam arkadaşlar. Ay titriyorsunuz ama tripodumu bulamadım ya. Bu odada olması lazım ama. Bir de burun tıkalı. Böyle tam iyi oluyorum diyorum. Sonra birden iki burada bir daha tıkanıyor. Dudaklarım çok kuruydu. O yüzden şu Fürudan'ın balmını süreceğim. Bu çok güzel. Geçen sene de ya bu sene başında mı almıştık? Tabii ki favori Blistex. Ama böyle kutu doladı. Ay ellerim o kadar kurudu ki. Neden beri ellerim suda. Buradan babamı sesleniyorum. Sence artık bu da bulaşık makinesi alma zamanı gelmedi mi? Yazık değil mi bana? Ben hangi birine yetişeyim? Arkadaşlar sabah kaç gibi kalktım? 9 gibi kalktım. Yarınki uçağımın check-in'ini yaptım. Sabah 9'da uçağım. Akşam dönüşü de arkadaşlar tırstım. Bir şey olur, bir şey alırım, yetişemem vesaire diye 3.45 aldım. Yani yarın gece havalanda geçeceğiz. Ay nefes alamıyorum. Sabah böyle 6 gibi falan. Sabiha Gökçen'de olacağım yine. Hemen eve gelirim. Ya bir saat uyurum ya uyuyamam emin değilim. Var ya yarından korkmuyorum ben. Salı günden korkuyorum. Bir saniye spreyimi alıp geleyim. Geçen sene daha şu ilediğini burun spreyi vardı. O yüzden bu sefer grip olduğunda bunu kullandım. Yani kullanıyorum. Tam çekebiliyor muyum emin değilim ama iyi geliyor gibi. Ne oldu kızım? Annenin burnu tıkalı. Ihlabur. Ya Allah her sabah çıkarttığım şey çıkmıyor ya. Ben hastayken çok sinirliyim bu arada.
çekemiyorum ki. Hı. Ne diyordu? Yani akşamı da beslem sınavları var. Bilmiyorum, çok yorgun olursam bir hocadan rica ederim, o yapar en kötü sınavlarımı. Öyle arkadaşlar. Bakın son aylarda hiç su içmiyorum neredeyse ya. 1 litre bile içemiyorum günde. O kadar içmiyorum ki başım ağrıyor susuzluktan. Saat 1:30, ben daha hiçbir şey yemedim. Yani baktım şimdi sadece bir yumurta var. Biraz peynirim kalmış, domatesim var. Böyle yeşillik falan. Böyle bassak bir de yulaf lapası yaparım. Ay, akşamki salatam o kadar güzeldi ki mutlaka deneyin. Ama sarımsak bol tutun, yani brokoli. Yani onu yediren şey sarımsak ama bayıldım, çok güzeldi. Mutfağa gidelim, kahvaltı hazırlayalım. Ondan önce bu temizledim, odaya yumoş sıkacağım şimdi. Bakayım burada bok alıyor mu? Ya alıyor açıkken. Açıksa eğer alıyor. Dün 2 saat bulaşık yıkadım. Gerçekten tam 2 saat bulaşık yıkadım. Şunları yerleştirelim bari. Böyle yiyorsun sen. Ay, geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Fırında sebze yapmıştım. Bu biberlerden bir tane koymuştum içine. Ama ilk yediğimde değil galiba. Hastaydım evet. Ya çarşamba ya perşembe. Sonra işte kalmış bir tane bundan yedim. Tamam, kenarda. Aa, böyle bir acı yok. Ben çok çok uzun zaman, yani son birkaç yıldır böyle bir acı yemedim. Ama nasıl biliyor musunuz? Direkt felç oldu. Hareket edemiyorum. Yani kıpırdayamıyorum bile. Ona böyle yanında yoğurt vardı tabağın. Ondan falan yiyorum ama asla kesmiyor. Böyle içeride çok değişik bir dönüşüm yaşandı. Bekliyorum geçsin diye zaten burnundan nefes alamıyorum. Ağzımdan nefes aldıkça daha da yanıyor. Böyle 2 dakika falan iç organlarımın yer değiştirdiğini hissettim. Yani gerçekten acıydı, hiç abartmıyorum. O yüzden bunu kesince böyle bakacağım tadına. Yumurtanın üzerine cheddar peynir koydum. Bu taco yapmıştık arkadaşlar. Oradan kalma cheddar peynir, yoksa bozulacak. O yüzden böyle doğaçlama şeyler yapmayı seviyorum. Şimdi hemen bunları doğrayalım. Siz salatalığın kabuğunu soyuyor musunuz? Ben soymuyorum. Böyle şeyler takılmıyorum yani. Bir de şey, zaten yararı kabuğunu da şey yapıyormuşum. Soyup yüzüme yapıştırıyormuşum. Hiç salatalık maskesi yapmadım bu arada. Ama avokado yapmıştım. Avokado gerçekten yumuşacık yapmıştım. Baby, avokadolarım bitmedi hala. Biber testi yapıyoruz. Hmm, acısın. Ya ben bunları ne yapacağım ya? Bir de bir sürü almışım. Neyse, az az böyle yemekler falan gittim. Biraz böyle doğrayayım ya. Ucundan ucundan yerim. Nasıl bir şeyse ucundan ucundan yemek. Arkadaşlar bakın, hala bu patlakları yıkmadım. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Ben bunu da geçen videoda kara buğday demişim ama bu bildiğiniz pirinç patlağı arkadaşlar. Diğeri kara buğday patlağıymış. Muzum da var. Üzerine muz dilimleri. Bir tanesini süreceğim arkadaşlar. Bence gayet güzel bir tavuk oldu. Şimdi hemen bir de çay yapayım. Sonra bunu hüpleteyim. O zaman bana afiyet olsun. Ay, peki sesimin Osmanlı... Arkadaşlar sanırım mikrofonun pili bitti. Hatırladığım kadarıyla bitmeye yakın böyle oluyordu. Çünkü bakın burada netliği. Bir telefon ayarı var, bir kamera ayarı var. Kamera ayarı açık. Ama 2 videodur beni son derece mağdur etti. Çekmiş olduğum bir videoyu da bir daha çekmek istemiyorum. Elim yüzüme çeki düzen verdim video çekeceğim diye. Aşkım. Çünkü salı günü 6 saatim var. Evet ama... Ay, burada çok kötü. Ay, son anda yakaladım. Ihlabur. Vallahi bunlar benim... Ocağı bir icra edecekler. Arkadaşlar sanırım
Uyamak mısınız? Bir saniye. Ay şunu çıkarayım.